Onur Alp TV başlıyor. Evet arkadaşlar, Onur Alp TV kanalından herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberim. Evet, şimdi bugün sizlerle beraber American Truck Simulator'ın Arizona DLC'sini inceleyeceğiz. Tabii Arizona DLC'sini inceleyeceğiz derken, bu Arizona DLC'si çıktığı zaman arkadaşlar en önemli olan, en merak edilen konu da Grand Canyonlar oldu arkadaşlar. İşte soranlar olmuş, işte nerede bu Grand Canyonlar, nasıl bir şey falan diye bayağı bir merak edenler olmuş. Hatta diğer YouTuber'lar da bununla ilgili şey yaptılar, video yaptılar arkadaşlar. Arizona DLC'sinin şeyini çektiler işte. Bu Grand Canyon'larını çektiler. Ondan sonra bir de ben bu konuya el atayım dedim. Şimdi izninizle ben motoru çalıştırıyorum. Evet, motorumuzu çalıştırdık. Şimdi bir saniye şuradan aracımı göstereyim size. Evet, Kenworth. Şimdi şuradan da şeye basalım. Tamam, bastık ona da. İlerliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Arizona DLC'si çıktı arkadaşlar. Bir saniye, ileride trafik ışıkları var. Şimdi onu beklememiz gerekiyor. Yeşilin yanması gerekiyor. Bu Amerika'da trafik sistemi böyle arkadaşlar. Burada işte bir yere geldiğiniz zaman trafik ışıkları biraz uzakta kalıyor. Şimdi gördüğünüz gibi yeşil yandı. Şuradan bir şeye dönüş yapalım. Şuradan bakalım gelen var mı? Yok. Evet. Şuradan bir dönüşümüz yapalım. Evet, dönüşümüzü de yaptıktan sonra arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Şimdi tabii uzun bir zamandır yoktum. 2 ay oldu galiba. Oyun videosu çekmeli. Tabii ki işlerimin yoğunluğundan dolayı. Hazırda boş vakit bulmuşken American Truck Simulator ile ilgili bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Şimdi evet, bu arada hız sınırı ihlalinden 300 dolar ceza yedim. Şimdi Arizona DLC'sini çekiyoruz. Grand Canyon'a daha yolumuz var. O yüzden şimdi oraya varıncaya kadar sizlerle biraz konuşalım. American Truck Simulator hakkında bir şeyler anlatayım ben size arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz American Truck Simulator 3 Şubat 2016'da hem Steam'de hem de perakende satış mağazalarında satışa sunuldu. Bir dakika, trafik ışıkları var. Evet, ne diyordum? Ha. O şeyde hem perakende satış mağazalarında hem de Steam'de satışa sunuldu American Truck Simulator 3 Şubat 2016 tarihinde. Oyun hem beğenildi hem de eleştirildi arkadaşlar. Şimdi ben bunun eleştiri noktalarını anlatayım. Oyun neden eleştirildi? Şöyle bir şey. Bir kere oyun ilk çıktığı zaman arkadaşlar sadece şey vardı. İki tane kamyon markası vardı. Ondan sonra biliyorsunuz haritada küçüktü. Haritada şey var arkadaşlar. Kaliforniya eyaleti ile Nevada eyaleti var. Bir dakika şu. Ulan amma çok trafik ışığı var ya. Bu da tak tok ses çıkarıyor. Yeşil yandı. Ama benim bildiğim... Hop abicim, bir saniye sen bir dur orada, ben bir şeye döneceğim. Ha, şu tarafa döneceğim. Evet. Şöyle bir dönüş yapalım. Hatta şuraya da geçelim. Buradan da şuradan navigasyondan bakalım. Bir dakika. Şuradan dönüş yapacakmışız. Bir saniye bekle abicim. Hop ben geçiyorum. Tamam. Dön dön dön. Ha evet. Şimdi Kenworth W900 marka tırımızla şey. Ha evet. Ne var lan? Geç hadi, geç geç. Zaten
Kestin benden bir 300 dolar daha. Bu Arizona DLC'si zaten şeyle geldi arkadaşlar. Yeni güncellemeyle geldi. Biliyorsunuz ücretsiz olarak American Truck Simulator hayranlarına sunuldu. Tabii ki American Truck Simulator daha şeyde, ya da neyse böyle uzatmama gerek yok ya. ATS diyeyim, siz anlarsınız. Şimdi ATS, bu arada manzara çok güzel ya. Vallahi bayıldım. Dağlık bir bölge ama hakikaten şey çok güzel ya. Ne diyordum? Ha, ATS diyordum. ATS işte gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Şu anda ATS'nin 1.3 güncellemesi geldi. Arizona DLC'si ile beraber tabii o ücretsiz olarak sunuldu. Dediğim gibi bu Arizona DLC'sinde, evet arkadaşlar, bu arada bilgisayardan kaynaklı bir problem ortaya çıktı. O yüzden şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi ATS 1.3 güncellemesi çıktı. Arizona DLC'si de tabii ücretsiz olarak geldi. İşte ATS geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi bunda en merak edilen konu Grand Kanyonlar oldu. Şimdi Grand Kanyonlara doğru yol alıyoruz. Sizi oraya götüreceğim arkadaşlar. Oraya gezdireceğim. Grand Kanyonlara bakacağız. Bir dakika şu şeyi kapatayım. Heh, navigasyonu. Evet. Şimdi tekrar yolumuza devam edelim. Bir de bu Arizona DLC'sinde gizli bir yarış pisti varmış. Ben ona daha gelmedim, daha varmadım oraya. Nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi benim bu video harici şey yapmam gerekiyor, oynamam gerekiyor. O yarış pistini görebilmem için. Tabii daha sonra ilerleyen zamanlarda o gizli yarış pisti içinde ayrıyetten bir video çekeceğim. Şimdi burada farları yaksam ya, hava mı kararıyor, ne oluyor? Neyse şuradan bir farları yakalım biz. Evet. Şimdi ATS eleştirilmesiyle ilgili konuşuyordum. İşte iki tane kamyon markasından dolayı eleştirildi ilk çıktığı zamanlar. Sonra bir de şey harita. Evet, sadece Kaliforniya eyaletiyle Nevada eyaleti vardı. Dediğim gibi harita küçüktü. Bir de ondan dolayı eleştiri aldı. Yani şöyle söyleyeyim ben size. American Truck Simulator, yani kısaca ATS'nin çıkışı biraz kötü oldu arkadaşlar. Ama oyun şimdi çok beğenildi. Yani onu söyleyeyim. Onu baştan söyleyeyim de, oyun ilk çıktığı zamanlar hakikaten çok beğenildi. Aynı zamanda da eleştirildi. Evet. Ha, şu polis arabasını görmüşken arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Onunla ilgili eleştiri de aldı. Hani tamam, siz şimdi buraya polis arabasını koymuşsunuz ama hani biz ceza yediğimiz zaman en azından hani polisin bizi durdurmasını, işte aracımızı kenara çekmesini, bizi araçtan indirmesini, ondan sonra işte ceza kesmesini filan, böyle bir animasyon yapsalarmış iyi olurmuş. Hakikaten yani öyle bir şey yapabilirlerdi yani. Bu şeyde var arkadaşlar, animasyon. Rick and Roll diye bir kamyon simülasyon oyunu vardı arkadaşlar. Bayağı bir eski. Sanırım 2010 yılında çıkmıştı o piyasaya. Orada öyle bir animasyon vardı arkadaşlar. Bir dakika, burada nereden gidiyormuşum? Ha tamam, doğru yol üzerindeymişim. Şimdi ya, bu arada hava kararıyor.
Şimdi bir tane dinlenme tesisi bulalım da arkadaşlar, orada en azından bir uyuyalım. Sizi gündüz gözüyle oraya götürmek istiyorum. Hem gündüz gözüyle o Grand Kanyonları görmek daha iyi olur. Şuradan bir geçiş yapalım şöyle. Ha, dediğim gibi Rig'in rol oyununda öyle bir şey vardı arkadaşlar, animasyon vardı. İşte ceza yediğiniz zaman işte hani polis sizi kovalıyor. Ondan sonra araçtan indiriyor. İşte hatta sizi araca dayıyor. Ellerinizi yapıyor. Kelepçeliyor filan. Öyle bir şey vardı. Öyle bir animasyon vardı. O Rick'in rol oyununda. Kamyon oyununda. Hani en azından onu da böyle bir animasyonu da bu oyunda görmek isterdik arkadaşlar. Yani hakikaten ben de ATS ilk çıktığı zamanla onu eleştirmiştim. Böyle bir animasyon olmamasını eleştirmiştim. Ama hakikaten ATS ilk çıktığı zaman arkadaşlar ben şey yaptım. Video harici bayağı bir oynadım. O zaman hakikaten ben de bu oyunu çok sevdim yani. Şimdi oyunun güzel tarafı şu arkadaşlar. Bir kere manzaralar çok güzel. Hakikaten yani Amerikan rüyasını yaşıyorsunuz yani bu oyunda. İşte zaten Kaliforniya eyaleti ayrı bir güzel, Nevada eyaleti ayrı bir güzel. İşte Nevada'da o çöllere hayran kaldım. Ondan sonra işte bu eski tip model araçlar, işte bakın görüyorsunuz. Nasıl şeyler var. Üstü açık. Bir dakika, ben şuradan bir. Of Allah'ım, of. Bu trafik ışıkları var ya, beni öldürecek ha. Lan bu da amma tak tuk ses çıkardı ya. Nasıl bir sinyal sesi lan bu? Şimdi ya, oyun hakikaten oynanmayacak bir oyun değil yani arkadaşlar. Oyun gerçekten çok güzel olmuş da hani, bir dakika şuradan ben bir nasıl, bir dakika ileriden mi dönüş yapacağım ya? Dur dur. Hop. Evet, bu arada öndeki araca oturttum. Neyse, bir dakika şu sinyali bir kapatayım da. Şimdi dediğim gibi oynanmayacak bir oyun da değil yani bu arkadaşlar. Hakikaten şimdi çok güzel olmuş. İşte manzaralar güzel. Ondan sonra araçlar güzel. İşte üstü açık arabalar. Ondan sonra işte eski tip arabalar. Pardon, bir saniye. Basmamışım. Ondan sonra şey var bir de bunda arkadaşlar. Karavan var. Kim kornaya basıyor ya? Basma lan kornaya. Şimdi karavandan bahsettik. Ondan sonra lan kim basıyor kornaya? Bu arada bu araçlar burada takılı kaldı ya. Ben en iyisi şöyle bir şey yapayım. Şu yandan sıvışayım. Ha, bir dakika. Yeşil ışık yandı. Şimdi şuradan bir dakika sinyalimizi verelim. Dönüşümüzü. Niye be? Kırmızı ışık ihlalinden 100 dolar ceza yedim. Hay Allah. Olamaz böyle bir şey ya. İşte arkadaşlar şunu da söylemek gerekirse, bu Amerika'da trafik kuralları maalesef böyle. Yani hiç affetmiyorlar. En ufak bir hatada ceza yiyorsunuz. Ha bakın arkadaşlar, dediğim gibi karavanlar gidiyor şu anda. Ondan sonra özellikle o Kaliforniya eyaletine geldiğiniz zaman arkadaşlar, bu siz söyleyin. O San Francisco, ondan sonra bir dakika.
Şuradan bir geç abicim, geç geç geç. Hadi. Bekle abicim, bekle bekle. Lan beklesin abicim, sen bekle bari ha. Ha. Yol boşalmışken hadi şimdi devam edeyim. Lan ne durdunuz be? Şuradan devam edeyim bari. Şimdi yani San Francisco'ya geldiğim zaman arkadaşlar şeyden geçtim işte o San Francisco köprüsünden geçtim. O kıyı yerlere gittim arkadaşlar. Kıyı yerlerde ondan sonra özellikle şeyde bu plaj var. Plajda şey gördüm arkadaşlar. Top oynayan insanları gördüm. Ondan sonra o balonlar falan gördüm arkadaşlar. Rüzgar balonları. Onlar da hakikaten oyuna ayrı bir hava katmış. Yani gerçekten çok güzel bir oyun olmuş yani. Ama hani şimdi hiç üzülmeyin yani bu oyun çıktığında hani harita küçükmüş. Ondan sonra iki tane kamyon markası varmış. Hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç üzülmeyin çünkü SCS Software Amerikan Truck Simulator'ı bak hala uzun uzun söylüyorum en aşırı ATS diyeceğim de her neyse ATS'yi geliştirmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bakın oyuna zaten yani çıktığı zamandan bu zamana kadar bir sürü güncelleme geldi. Ondan sonra işte Arizona DLC'si geldi. Bir de şey geldi arkadaşlar. Hani siz şimdi Dorsey'i alıyorsunuz ya. Dorsey'i alacağınız zaman işte Dorsey'e yaklaştığınızda onu işte biraz şey yapmışlar orada arkadaşlar. Hani ayrıntıya girmişler. Dorsey alım şeklini. İşte Dorsey'i alıyorsunuz. Ondan sonra Dorsey'nin ayaklarını kaldırıyorsunuz. İşte o bir sopa var. Sopasını kenara takıyorsunuz. Böyle baya bir ayrıntıya girmişler. O Dorsey alanında. Evet. Şimdi ya bir dinlenme tesisi yok mu ya? Bir dinlenme tesisi bulalım da ondan sonra şimdi uyuyalım orada. Ondan sonra gündüz gözüyle yolumuza devam edelim. Bu arada kaç kilometremiz kalmış bir bakalım. Ha, kaç? Şunu kapatayım. Daha 225 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Şeye Grand Canyon'a. Hani dediğim gibi işte Arizona DLC'si geldi. Ondan sonra şimdi SCS Software şirketi oyunu hala geliştirmeye devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki sadece ATS'yi geliştirmiyorlar. ETS 2'yi de geliştiriyorlar arkadaşlar bir yandan. Şimdi ETS 2'ye de şey gelecek. Fransa DLC'si gelecek arkadaşlar. Ondan sonra şey gelecek işte burada Amerika ATS'yi şey yapacaklar, geliştirmeye devam edecekler arkadaşlar. Yani Amerika haritasını bayağı bir büyütecekler. Ondan sonra işte şimdi yeni bir DLC gelecekmiş. New Mexico DLC'si. Ondan sonra şey gelecekmiş işte Texas eyaleti gelecek. İşte New Mexico ile beraber bilmiyorum hani ben öyle duydum da şimdi yanlış anlaşılmasın. Benim duyduğuma göre New Mexico eyaleti ile beraber Texas eyaleti de gelecekmiş galiba. Yani şimdilik şeyden itibaren geliştirmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Hani Amerika'nın aşağı kesiminden itibaren geliştirmeye devam ediyorlar. Tabii bunun yanı sıra şey de gelecek arkadaşlar. Meksika haritası da gelecek. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda Kanada haritası da gelecek. İşte Meksika DLC'si, Kanada DLC'si. Yani ATS'yi bayağı bir geliştirecekler arkadaşlar. Tabii ki bu da biraz zaman alacak. Çünkü dediğim gibi hem ATS'yi geliştiriyorlar hem de ETS 2'yi geliştiriyorlar. Şimdi Fransa DLC'si çıktığı zaman ETS 2'de onunla ilgili de hop hop
Abicim yavaş ya, ne yapıyorsun? Benim geçiş hakkım var orada. Evet. Ha bu arada arkadaşlar, navigasyondan bakıyorum. İleride bir dinlenme tesisi var. Şimdi orada bir şey yapalım, dinlenelim, uyuyalım. Gündüz gözüyle yolumuza devam edelim. Bu arada bir Flagstaff keşfedildi. Bir de başarım kazanmışız. Şimdi ah, gene hız sınırı ihlalinden 300 dolar ceza yedik. Çok ceza yiyorum ya. Şuradan bir dönüş yapalım. Hop, bir saniye abicim. İzninle ben bir döneyim de. Şuradan bir döneyim. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Pardon. Buradan değil, bir dakika. Şuradan haritaya bakalım. Şimdi burada en yakın dinlenme tesisi. Ha tamam. Şurada varmış arkadaşlar. Şuraya bir gidelim, bir uyuyalım. Ondan sonra gündüz gözüyle bu yolu devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz, geleceğiz. Grand Canyon Village'a geleceğiz arkadaşlar. O dediğim işte Grand Canyon'lar şuralarda bir yerde olacak. Evet. Oraya varacağız arkadaşlar. Size Grand Canyon'ları göstereceğim. Evet. Şimdi yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, uykumuzu aldık. Gündüz gözüyle yola çıktık. Hazırda şöyle güzel manzaralar göstereyim size arkadaşlar. Grand Canyon'a yaklaşıyorken. Bir dakika şu şeyi, navigasyonu kapatayım da ha. Evet, bu arada biraz yolun dışına çıktım. Ha şimdi tabii bu kullanmış olduğum araç Kenworth W900. Bakın bu polis aracı da yenilendi arkadaşlar. Şu geçen polis aracı. İşte 1.3 güncellemesiyle beraber. Bu kullanmış olduğum araç Kenworth W900 arkadaşlar. O şeyle gelmişti galiba. 1.1 miydi hatırlamıyorum da. Ya da 1.2 güncellemesiyle beraber gelmişti bu Kenworth W900. Ondan sonra evet, gerçekten şimdi şeye geldik arkadaşlar. İşte etrafta bir sürü ağaç var. Ormanlık bölge var. Bu arada şey, bir hızımızı artıralım biraz. Oyun gerçekten güzel arkadaşlar ve dediğim gibi gelişmeye devam edecek. Yeni yeni eyaletler gelecek. Tabi DLC'lerle beraber. Tabii ki bunların bazıları ücretli olacak. Tabii işte hangi eyaletler işte ücretli olacak onları bilmiyoruz. İşte yeni gelecek olan DLC'ler, bunlardan hangileri işte ücretli olacak? O konuda henüz bir şey yok. Şuradan bir dönüş yapalım. Bilgi yok. Şimdi kamyon markalarından bahsedeyim biraz. Şimdi şey gelecek arkadaşlar. Volvo kamyonu gelecek. Tabii şimdi SCS Volvo için şey yapmaya çalışıyor. Lisans almaya çalışıyor. Lisansı aldıktan sonra Volvo'yu da işte yeni güncellemeyle beraber şey yapacaklar arkadaşlar, bu oyuna koyacaklar. Evet, şimdi yine böyle ağaçları olan, çöl olan bir yerden gidiyoruz.
Bakalım ne kadar kaldı. Ha iyi arkadaşlar, az bir yolumuz kalmış. Size bu şeyi göstereceğim. Grand Canyon'ları göstereceğim. Arada şeyde sabrınız için teşekkür ederim. Evet, Grand Canyon keşfedildi arkadaşlar. Şimdi ben baştan rotayı çizmiştim de ama şuradan dönüş yapacağız arkadaşlar. Şuradan bir girelim. Bu arada tepede bir şey görünüyor. O nedir bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse. Şimdi bu videoda önemli olan şey Grand Canyon'ları sizlere göstermek arkadaşlar. Bura neymiş? Ha bir dakika, tamam. Burası bir şirket. Şu ileride benzin istasyonu var. Tabii ben benzinimi önceden aldım. Benzin ihtiyacımız yok. Ha. Şimdi şuradan dönüş yapacağız arkadaşlar. Grand Canyon'ları görebilmek için. Evet. Bu arada şey yapalım. Sol tarafa da bakalım arkadaşlar. Tabii ki. Ha. Arkadaşlar şu kapı. Bir dakika. Şu kapı açılıyor galiba ya. Açılıyor mu? Ha yok, açılmıyormuş. Tamam. O zaman şuradan bir geri dönüş yapalım. Şuradan devam edelim. Buradan bir yerden oraya giriş var arkadaşlar. Çünkü ben, ha bu arada kırmızı ışık var şurada. Onu bir bekleyelim. Yeşil yansın. Oradan da şeye devam edelim. Yolumuza devam edelim. Ama hakikaten geldik arkadaşlar. Şimdi Grand Canyon'ları size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi artık gözükmeye başladı. Tabi burada oraya bir şey var arkadaşlar. Giriş yolu var. Şimdi o yolu bulacağız. Evet. Bakın arkadaşlar. Grand Canyonlar. Evet. Oo. Bir dakika. Manzaraya gel, manzaraya. Dur. Oo. Ne güzel, helikopterimiz. Tamam. Evet, yolu buldum arkadaşlar. Şimdi izninizle ben şuradan bir dönüş yapacağım. Birazcık daha sabredin arkadaşlar. Grand Canyon'ları size yakından göstereceğim. Şimdi benim şuradan bir dönüş yapmam gerekiyor. Yolu buldum çünkü. Evet, geldik arkadaşlar. Az kaldı. Ha, bir dakika. Şimdi şuradan bir giriş yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi oh ne güzel, helikopterimiz de havalanıyor. Evet. Bu arada bir başarım almışım arkadaşlar. Şöyle aracımızı park edelim ve de pardon. Evet arkadaşlar. Oh ne güzel. Helikopterimizle beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz uzaklaşalım. Bir saniye arkadaşlar. Şey yapayım, aracı da durdurayım. Evet. Evet geldi. Bir dakika. Lan araç geri geri gidiyor ya. Dur. Dur dur, ben şöyle bir tamam. Şöyle yanaşalım. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımızı da durduralım ve dışarı çıkalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Grand Kanyonlar. Evet. Bakın helikopter eşliğinde. Evet. Yani gerçekten çok güzel bir manzara arkadaşlar. Ama tabii bunu biraz daha yakından görseymişiz gerçekten şey iyi olurmuş arkadaşlar. Bir dakika. Böyle olmuyor. Şöyle. Yok, bir dakika. Yok, yok. Evet, dediğim gibi arkadaşlar sadece buradan bu şekilde görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, Grand Kanyonlar gerçekten çok güzel. Çok güzel bir manzara. Biraz da şu taraftan bakalım isterseniz. Bir saniye. Hemen aracımızı çalıştıralım. Birazcık da şey yapalım. İleriye gidelim arkadaşlar. İleriden bakalım. Evet, yani ben gerçekten hayran kaldım arkadaşlar Grand Kanyonlara. Umarım sizler de hayran kalmışsınızdır. Biraz da şu taraftan bakalım. Evet, şöyle aracımızı park edelim arkadaşlar. Şuradan da şey yapalım, durduralım. Şimdi biraz da bu taraftan bakalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ya. Evet. Grand Kanyonlar. Evet. Gerçekten muhteşem. Yani adamlar hakikaten yapmışlar arkadaşlar. Şu helikopter de gerçekten çok güzel olmuş. Vallahi bayıldım. İşte Kenworth W900 aracımızla Grand Kanyonları ziyaret ettik arkadaşlar. Şu anda Grand Kanyonlara yakından bakıyoruz. Vallahi çok güzel. Evet. Şimdi biraz daha ileriye gidelim isterseniz arkadaşlar. Ya da gitmemize gerek var mı? Yok ya, bir dakika, haritaya bakalım. Tamam, daha fazla gitmemize gerek yok arkadaşlar. Çünkü göreceğimizi gördük. Evet, manzara bu. Helikopter eşliğinde ve Kenworth W900 aracımızla beraber. Şimdi bir dakika, şöyle tamam, şöyle veda edelim arkadaşlar. Bu videomuza, ATS Arizona DLC'si Grand Canyonlar bölümüyle ilgili videomuza bu şekilde veda edelim arkadaşlar. Evet. Bir videoda böyle geçti arkadaşlar. Dediğim gibi ATS ile ilgili her şeyi anlattım. İşte şeyi, işte çıkışını, ondan sonra işte oyunun beğenildiğini, ondan sonra eleştiri aldığı noktaları, işte kamyon markalarından bahsettik. Tabii bu videoda önemli olan şey buydu arkadaşlar. Şu manzaraydı. Grand Kanyonlar. Evet. Şimdi videomuzu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra da işte ara ara videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Tabii ağırlıklı olarak ETS 2 ve ATS gelecek arkadaşlar. Ondan sonra şeyden de bahsedeyim ben size. Farming Simulator'dan da bahsedeyim arkadaşlar. Farming Simulator 2017 işte şeyde çıkacak arkadaşlar. Sanırım Kasım 2016'da çıkacak. Onun anonsu da şeyde geçenlerde yapıldı. Evet, böyle işte. Yani dediğim gibi her gün oyun videosu gelmeyecek arkadaşlar. İşte ara ara gelecek oyun videosu. Boş vaktim olduğunda şey yapacağım arkadaşlar,
sizleri gene bilgilendirmeye devam edeceğim. Evet, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.